Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyim. Eve bir geldim. Mehmet Ali uyuyor hala. Şimdi ben de hiç ses etmeden hemen üzerimi giyindim. Çıktım arkadaşlar. Rima Kadene gideceğim şimdi. Orada bir iki paketlerim vardı arabamın arkasına. Onları vermem gerekiyor. Ondan sonra da çocuklar gelene kadar birazcık orada dolanacağım. İndirim günleri başlamıştı biliyorsunuz. Belki hediyelik bir iki eşya denk gelir. Biraz böyle gezeceğim. Yani şimdi Mehmet Ali'nin uyanmasını bekleyesim gelmedi. Evimi temizledim, pırıl pırıl ettim. Tabii Mehmet Ali uyuduğu için evimi süpüremedim. Ama Mehmet Ali'yi de uyandırsın diye, çünkü yoksa geç kalır. Mehmet Ali'yi de uyandırsın diye Robi'yi çalıştırdım. Şimdi birazdan beni arar, lambayı açamadım. Birazdan beni arar neredesin diye. Yani öyle arkadaşlar. Bir evden çıktım şimdi. Çarşıya doğru gideceğim. Normalde annemi alırdım ama o da çok yorulmuştur. Bugün çarşamba. Çarşamba günleri biraz daha fazla yoruluyor o yüzden. Yani şimdi çıkıyorum. Çocukların gelme saatine geri gelirim. Evet, çarşıya geldim. Bakalım ne var ne yok arkadaşlar. Ama burada size çekim yapmayacağım. Her gün her günde alışveriş olmaz. Arkadaşlar çarşıdan çıktım. Yusuf Selim'i de aldım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Mehmet Ali'ye de bekaraydan ekmek aldım. Yani öyle istedi. Artık ona da isteklerini aldım ve şimdi eve gidiyorum. Sen sabah hem uyanma hem ondan sonra ne yaptın diye beni ara. Yani dün maçın tekrarını, sonra özetini, osunu busunu seyrederken tabi sabah sabah etmiş Mehmet Ali. Biz öyle yapmadık. Biz direkt maç bitti, düdük çaldı. Biz kutlamaları bile sabah seyrettik yani. Hemen direkt yatağa yattık. O yüzden şimdi kalkmış, işe hazırlanacak. Neyse, dinlenmiş oldu en azından. Biz de şimdi Yusuf Selim'le eve geldik. Birazdan Hifa gelecek. Hifa'nın bugün öğleden sonra dersi var. Yani o da dersini yapması gerekiyor. Tekrar oraya anne, gidebilmek hadi için. Anneciğim, oradan araba geliyor. Sen hadi diyorsun da. Bak, izin verdi bize, şimdi geçtik. Aynen. Yani öyle arkadaşlar, Yusuf Selim'i de aldım. Arkadaşlar mutfağa girdim. Şimdi biraz poğaça yapacağım. Poğaçayı buzluğa koymak için yapıyorum. Şimdi hamurunu yoğuracağım. Birazdan Hifa derse gidecek. Hifa derse gidince Yusuf Selim çok ağlıyor ablasının arkasından. O yüzden dedim ben de onunla birazcık annemlere gidelim. Annemleri de pazar gününden beri görmedik. Hatta pazarda görüşmedik diye hatırlıyorum. Aynen, pazarda görüşmedik. Yani biraz Yusuf Selim'le annemlere gideceğiz. Hem de Yusuf Selim de o 1,5 saati belki birazcık şey yapar, sakin geçirir. Dışarıya çıkamıyoruz çünkü dışarıda yağmur yağıyor. Bayağı şiddetli yağmur yağıyor. Hala ara ara gelip gidiyor. Ben de dedim hemen poğaça hamurumu yoğurayım. O dinlenene kadar da biz gider geliriz. Ondan sonra akşam çocukların karnını doyurduktan sonra, onları yatağa yatırdıktan sonra ben de poğaçamı yaparım. Yani ilk defa yaptığım bir tarif deneyeceğim. O yüzden bir kilodan yapıyorum. Yani bir tariften yapacağım. Daha fazla yapmayacağım. Dediğim gibi buzluğa atmak için yapıyorum. Bakalım, inşallah tarif güzel bir tarif olur. Sizlerle de paylaşırım. Yani malzeme olarak güzel bir şeye benziyor. Bakalım, inşallah beni yanıltmaz. Şimdi 1,5 yemek kaşığı şekerimizi koydum arkadaşlar. 250 milim su, ılık suyum var. Onu koyuyorum. Daha sonra bir su bardağı sütüm var. Onu koyuyoruz. Hemen şuradan sıvı yağ doldurayım. Böyle sıvı yağ biraz fazla lazım olduğunda normal şişesinden kullanıyorum. Bir daha doldur boşalt olmasın diye. Şöyle sıvı yağını da boşaltalım. Daha sonra tuzumuz var. 1,5 tatlı kaşığı arkadaşlar. Ben şimdi şöyle göz kararı. Aynen, 1,5 tatlı kaşığı koydum. Daha sonra yaş maya da kullanabilirsiniz ama benim evde yaş mayam yoktu. Onun için kuru maya kullanacağım. Şöyle bir tane kuru mayam var. Yumurtaları ayırıyoruz. 2 tane yumurta var. 2 tane yumurtanın beyazı İçerisine, sarısı da üzerine gelecek.
Yanlış oldu. Şöyle. HİFA derslerinin son ayarlamalarını yapıyor. Yusuf Selim de içeride oyun oynuyor. Şöyle. Şöyle 1 kilo unumuz var. Onu da içerisine eleyeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle yoğurma işlemine geçebiliriz. Arkadaşlar hamurum yoğruldu. Şimdi az çok poğaça kıvamını hepimiz biliyoruzdur. Poğaça yaptığımız zaman nasıl bir kıvam olur? Biraz yumuşak bir kıvam olur. Unun biraz az geleceğini tahmin ettim. Biraz fazla koydum unu. Yani neredeyse bir su bardağı daha az un koydum. Siz yine de kontrollü koyun eğer yapacak olursanız tarifi. Şu anda da biraz sert oldu gibi. Neyse hiç moralimi bozmayacağım. Yani böyle oluyor. Tam tarif olmadığı zaman yani tarif tam da hani böyle biraz cıvık olduğunda siz biraz ekleme yapıyorsunuz ya. Ondan sonra iki tepsi yazıyor normalde tarifte. Benimki oluyor 4 tepsi. Bereketleniyordur inşallah. Yani başka türlü. Başka türlü ummak istemiyorum yani. İnşallah bereketlendiği için çoğalıyordur. Yoksa ben ilaveten şey malzeme kattığım için değil. Neyse şimdi bunun böyle mayası gele dursun. Şöyle hamurumuzun. Biz de o arada Yusuf Selim'le bir annemlere kaçıp gelelim. Ondan sonra HİFA'da gelecek zaten. Akşam yemeği derken akşam poğaça yapımında tekrar görüşürüz. Haydi biz kaçar. Arkadaşlar ben eve geldim. Yusuf Selim'le Hifa'ya tam yetiştik. Kapının önünde karşılaştık. Hifa'yı da eve aldık, geldik. Şimdi fark ettim ki yarın için kesili ekmeğimiz kalmamış. Buzlukta da yok. Ben de dedim ne yapsam ne yapsam. Dışarıya da tekrar çıkmak istemedim. Biraz önce fark etseydim dışarıya çıkmışken alırdım ama artık şimdi bir daha çıkmak istemiyorum. Geçen gün pizza yapmıştım ya, ondan böyle bir hamurum artmıştı. Böyle bir beze kadar hamurum artmıştı. Şimdi bundan arkadaşlar Hifa'ya böyle küçük muffinler yapacağım. Onu da dedim sizlere fikir olsun diye göstereyim. Hamuru güzelce açtım. Altına da böyle bir pizza sosu yaptım. Yani bir yemek kaşığı domates salçası. Bir 2 yemek kaşığı da ketçap koydum içerisine ve içerisinde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kekik, tuz ve sıvı yağ var. Tuzunu çok koymadım çünkü ketçabınız tuzluysa ona göre ayarlamanız gerekiyor. Onu böyle karıştırıp altına serdim. Şimdi buzluğumdan peynir çıkarttım. İçerisine de birazcık peynir koyacağım ve daha sonra bunu böyle rulo rulo yapıp keseceğim, böyle muffin gibi dikeceğim ve öyle de pişireceğim. O halini de birazdan sizlere gösteririm. Yani bizim çocuklar böyle çok sevdiler. Ben sürekli çocuklarım içinde malzemeyi çok sevmedikleri için arada sırada böyle de yapıyorum pizzayı. Hazır dedim fırınımı çalıştırmışken hemen poğaça hamurumdan da 2 beze aldım arkadaşlar. Çocuklara şimdi
bunları böyle şimdi akşam yemeğinde yesinler diye. Aslında içerisine çikolata sosu sürecektim. Yani sürülebilir çikolatalar oluyor ya, ondan sürecektim ama evde bundan varmış, Bueno krem. Penny'den almıştım bunu da. Gerçekten tadı çok güzel. Bundan koydum içerisine. Bakalım bir de poğaçalarımızın nasıl olacağını deneyeceğim şimdi. Birazdan, çünkü poğaça hamurumun da mayası gelmiş. Onu da birazdan çocukları yatırdıktan sonra yapacağım. Yani dedim bir iki tane de çocuklara böyle yapayım. Bakalım hoşlarına gidecek olursa o zaman bir tepsisini de böyle yapmayı düşünüyorum. Çünkü benim çocuklarım peynirli poğaçayı yemiyorlar maalesef. Onun için ben çoğu zaman beyaz peyniri kaşar peyniriyle karıştırıp yapıyorum. Tabii yolculuk esnasında da bunların hangi birini ayırt edebilirsiniz ama. Yani dedim eğer beğenirlerse onlara da böyle yapayım. Ya da sürülebilir çikolata alayım. Yani böyle poğaça hamurlarını bizim Hifa maalesef yemiyor. Yusuf Selim seviyor böyle hamur işlerini ama Hifa yemiyor öyle. Onun için dedim bir deneyeyim şansımı. Bakalım eğer hoşuna giderse öyle yapabilirim. Yani sizlere de fikir olsun. Şimdi bunun en son halini de size birazdan gösteririm. Hemen üzerinin peynirini de koyup kapatayım ben bunu. Evet, minik pizzalarım ve iki tane poğaçam böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bunları fırına koyuyorum. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırında. Şimdi üstleri kızarana kadar pişecekler. Ondan sonra bakacağız. Çocuklara yani Hifa'nın yarınki beslenmesini yaptığım pizzalar böyle oldu. Tabii bunlardan Yusuf Selim'e de ayıracağım. İkisinin hakkı yani. Şöyle dışına tabii ki bir şey sürmediğim için kızarmıyor. Ama pişmiş durumda. Altları falan bayağı güzel pişti. Bunlar da poğaçalarım. Bunları biraz ıslak bir havluyla şey yaptığınız zaman daha güzel oluyorlar. Şöyle bir tanesini göstereyim. İçleri bayağı güzel pişmiş. Bakalım çocuklar da nasıl bir not alacak. Tabaklarına koyayım, bunu da yesinler şimdi. Evet arkadaşlar, bir gece mesaisine daha hoş geldiniz. Çocuklarımı yatırdım. Şimdi poğaçalarımın yapımına başlayacağım. Poğaçalarımın bezesini tuttum arkadaşlar. Ve tekrardan mayası gelmiş. Böyle poğaçalarda ne kadar çok mayasını getirtirirseniz o kadar iyi oluyor. Hatta size şimdi orayı da göstereyim. Ve bezeleri tutarken arkadaşlar hepsi tek tip oldular. Ben böyle bir şey yaptığım zaman böyle hepsini tek tek tartmayı seviyorum. Yani eğer öyle bir takıntınız varsa bezelerin tanesi 65 gram geliyor. Bir iki tanesi 58 oldu, o da en son kalandı. Baktım bir tane büyük, iki tane olsa yarı yarıya yapacağız. 58 gram geldiler yani. Hani böyle şeyi seviyorum, bir tabağa koyduğunuz zaman hepsi tek tip oldu mu çok güzel gözüküyor. Onun için öyle şeylere dikkat ediyorum. Takıntısı olanlar yani anlarlar beni. Takıntı değil aslında, böyle yaptığım işi güzel yapmaya çalışıyorum. O yüzden şimdi bezelerimi de tuttum. Peynirim burada hazır. Maydanoz falan koymayacağım. Çocuklarım yemiyorlar. Sadece beyaz peynir ve kaşar peynirini karıştırdım şu anda. Yaptıklarım da çok güzel olmuş. İçerisine krema koymuştum. Fındık kremasıydı. Bueno kreması koymuştum. Güzel olmuş arkadaşlar ama fındık kreması donmuş içerisinde. Yani ekmeğini yediler çocuklar. Pofuduk pofuduk çok güzeldi ama içindeki sert olduğu için onu bir yerden sonra baydı sanırım. Yemek istemediler orasını. Yani zaten bizim için de önemli olan dışıydı ama umarım peynirliği de yerler. Bunlar buzluğa atacak olduklarım. Yani herhalde bir 3 tepsi çıkacak gibi şimdi buradan. Başka size söyleyebileceğim şu anda bir şey yok. Buraya güzelce hazırladım. Üzerlerini de örttüm. Şimdi sizlere de göstereyim. Ondan sonra hemen poğaçaların yapımına başlayalım. Mehmet Ali birazdan gelmek üzere. 2-3 tanesini pişirmişken onu ayırayım. O da yesin, o da tatsın. Gerisini de artık sıla yolunda yiyecek. Yani sıla yolu poğaçalarımıza başlayalım arkadaşlar. Evet, şöyle buraya hazırladım arkadaşlar. Şu torbayla da üzerlerini örttüm ki kayısılenmesin. Dediğim gibi hepsi 65 gram geliyor. Arkaya kurduğum şey düştü. 65 gram geldiler. Daha fazla kabarıp birbirine yapışmadan hemen başlayalım yapmaya. Bir kere de tepsi mayası getireceğim. Ondan sonra üzerlerine yumurtasını sürüp fırına atacağım. 200 derece önceden ısıtılmış fırında. İşte üzerleri altı pişene kadar pişiriyoruz. Evet, başlayalım hadi.
Şöyle güzelce yağlamayı unutmayın arkadaşlar. Normal bıçakla da yapabilirsiniz ama böyle pizza bıçağıyla daha hızlı ve düzenli oluyor. Şöyle, bilmiyorum buradan görebildiniz mi? Şöyle şöyle olacak poğaçalarımız. Sonra da yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye diziyorsunuz. İçleri de boş boş olmayacak arkadaşlar. Yani böyle biraz dolu dolu olacak. Gerçekten tadından yenmiyor bu poğaçaları. Şöyle. Bazıları birbirine yapışmıyor bile başlamış. Haydi şimdiden sonrasını hızlıya alayım da sizleri de çok sıkmayayım. Arkadaşlar ilk tepsim bitti. Şimdi bunları fırına gönderiyorum. 200 derecede fırınımı ayarladım. Şimdi hemen fırınıma vereceğim. Şöyle. Siz isterseniz üzerine çörek otu veya susam da serpebilirsiniz. Ben tercih etmedim şimdi. Onun için böyle fırına verdim. Yani çörek otunu çocuklar yemiyorlar. Susamı Hifa yemiyor. Yusuf Selim de çörek otunu yemiyor. Onun için ikisini de yapmadım. Böyle şimdi fırına verdim bakalım. Hemen ikinci tepsiyi de hazırlayayım. Peşine onu da sürelim. Arkadaşlar ikinci tepsimi de hazırladım şimdi dedim. Hem size de göstereyim beraber yapalım. Hem de burası bayağı sıcak oldu. Hem burada iş görüyorum hem fırın çalışıyor bir yandan. O dünkü yaptığım naneli limonları buzluktan getirdim arkadaşlar. Şimdi bir tane sodanın içine atacağım.
Bakalım tadı nasıl olmuş. Bu arada bu buz kalıplarını da geçen gün Ikea'dan almıştım. Pek bir işe yaradıklarını söyleyemem. Hepsi mi öyle yoksa sadece bana mı öyle denk geldi bilmiyorum ama. Şöyle. Akşam akşam buzu biraz fazla olabilir. İki tane atıyorum. Bakalım biraz bekleyelim tadı nasıl olacak. Ben hemen şunları bir geri kaldırayım. Hadi bakalım tadım testi. Arkadaşlar sadece limonunu rondodan geçirseniz ya da mesela böyle ben mesela böyle şeyleri içiyorum. Smoothie gibi şeyleri içmeyi seviyorum. Onun için beni çok rahatsız etmez ama eğer mesela benim bir arkadaşım var asla smoothie gibi şeyleri böyle yoğun bir kıvamı olan şeyleri asla içemiyor. Hani şimdi onu da düşününce yaprakları tüm tüm buz kalıpların içine koyup limonu rondodan geçirip içine koyabilirsiniz. Ya da limonu da dörde bölüp içine bir iki tane de limon koyup öyle de dondurabilirsiniz. Benim için çok bir rahatsız edici tadı yok ama eğer öyle şeyleri sevmiyorsanız yani öyle de yapabilirsiniz. Ama tadı inanılmaz güzel olmuş. Yani bayağı da serinletici tam bu yazın sıcaklarında sürekli buzlukta bulundurulması gereken bir şey olmuş. Ama hadi biz şimdi poğaçalara devam. Üçüncü tepsiyi de yapalım rahat edelim. Evet ilk tadım testini Mehmet Ali yaptı. Güzel diyor. Şimdi size kıvamını da göstereceğim ama hemen şunun yumurtasını süreyim be. Bunların da tepsi mayası geldi. İkinci tepsiyi sürdüm. O şu anda pişiyor. Bu da üçüncü tepsimiz. Ya ben biraz da küçük küçük olsun istedim arkadaşlar. Çocukların ellerine verdiğinizde büyük olduğu zaman ya hepsini bitiremiyorlar. İçinin peynirini oraya buraya döküyorlar. Ama böyle küçük küçük olursa herkes yiyebilir. Şöyle. Hemen son tepsimi de şimdi bu üç tanesi için şöyle. Bu da hazır. Bunu buraya alalım. Şimdi gelin size bir tanesinin şöyle kıvamını göstereyim arkadaşlar. Yani pamuk gibi oldular. Birazcık da ıslak mendille kapattığınız zaman gerçekten tam bir pamuk. Şöyle. İçleri de güzelce pişmiş. Şöyle göstereyim sizlere de. Bunu Mehmet Ali'ye verelim. Bunu da yiyebilirim Mehmet Ali artık. Ben bugün tadına bakmayacağım. Artık Sıla yolunda nasipse bana Mehmet Ali'nin dediğine güveneceğiz arkadaşlar. Güzel olmuş diyor. Güzel olmasa o söylerdi zaten. Yani şöyle. Artık bunu alabiliriz. Bunlar da şimdi güzelce. Azıcık daha bir 5-10 dakika daha ılısınlar. Ondan sonra torbalayacağım arkadaşlar bunları da. Evet arkadaşlar paydos.
şöyle paketledim. İki tepsiyi paketledim. En son pişen tepsim. Daha böyle üzerinde ıslak bezle birazcık onun da dinlenmeye ihtiyacı var. Ilısın. Ondan sonra onu da poşetleyeceğim ve daha sonra hepsini beraber buzluğa kaldıracağım. Böyle 3 poşet oldu. Bir 2 poşet de herhalde burası olur. Yani bir 5 poşet olur. Eğer bir misafirim falan gelecek olursa gene çıkartırım. Ama eğer olmayacak olursa da yani son dakika bir de bununla uğraşmak zorunda kalmam. Onun için de zaten dedim şimdi önceden vakitlice yapayım. Son zaman bir de fırını falan temizlediğiniz zaman insanın canı istemiyor böyle şeylerle bir daha tekrar uğraşmak. Onun için dedim şimdiden halledeyim. Bir de önümüzdeki günlerde çocuklar için biraz mayalı yapabilirsem bize yeter yol için. Çok bile hatta. Ama yani işte her ihtimali düşünüyorsunuz. Bir de tam yaz zamanı gidince yani ne olur ne olmaz. Mesela içlerini kıymalı da yapabilirdik patatesli de. Ama işte yazın gideceğimiz için biz havalar çok sıcak olacağı için buzdolabımızın da kapasitesi pek fazla yok. Hani oraya da başka şeyler koyacak oluruz. Onun için dedik şimdi riske girmeye gerek yok. Hepsini peynirli yaptım. Yani şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Bunlar da bitti. Ben de yoruldum. Ben de bittim artık. Artık dinlenmeye çekilebilirim. Mehmet Ali yatmaya gitti. Dedi ben seni bekleyemeyeceğim. Dedim hadi sen git ben de geliyorum. Yani bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler.